Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu hafta Demiryoluna Perspektif Bakış'ın konuğu Sayın Kazım Tuğ. Kazım Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Dilerim iyisinizdir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Sizleri Loji TV ekranlarında görmek harika. Sevgili Türker, hoş geldin. Hoş bulduk Recep Bey. Sağ olun. Yeni bir perşembe, yeni bir yayın. Evet, aynen öyle. Ben hemen sözü size bırakmak istiyorum sevgili Türker. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'e selamlar buradan. Öncelikle Demiryolu Perspektif Bakış programına hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk Türker Bey. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Koşturmaca, çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda. Çok sağ olun. Bugünkü konumuz değerli izleyiciler, vagon üretimi penceresinden aslında demiryolun en önemli sanayilerinden bir tanesi olan vagon üretimin penceresinden demiryolu endüstrisini ele alacağız. Bugünkü konuğumuz uzun yıllar hem karayolunda tecrübesi olan hem de demiryolunda tecrübesi olan, yani her iki masanın her iki tarafından da bakma yetisine ve deneyimine sahip bir uzmanımız var. Kendisi uzun yıllardır hem demiryolu endüstrisinde Türkiye'de hem de yurt dışında çokça çalışmış birisi. Öncelikle tekrar hoş geldiniz deyip kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim Kazım Bey. Çok teşekkür ederim. Güzel bir giriş oldu. Aslında demir yolundan önce bir karayolunun araç üretim kısmındaki deneyim sanayicilikte benim bu lojistik sektörüne ilk adım atmamla mümkün oldu. Biraz akademik bir kökenim de var ama hani o biraz işin istatistik kısmındaydı. Karayolu, ticari araç üretimi, trailer, damper, akaryakıt kimyasal tankerleri üretiminde yaklaşık 12 yıllık bir geçmişim var. Buradaki üretim, satın alma, proje yönetimi, ürün geliştirme, özellikle dönemin mevzuatlarında aktif ADR gibi, tehlikeli madde taşıyıcılığı gibi mevzuat oluşturma, bunların yan sanayisini oluşturma gibi süreçlerde görev aldım farklı şirketlerde. Bunlar uluslararası şirketlerdi. Esasen yük taşımacılığı alanındaki araç üretimine benim adım atmam karayoluyla oldu ama 2016'da, 8 yıl önce sektör değiştirip yük vagonu, hatta bir arada yolcu vagonu alanında da çalışmalarım oldu. Geçince aslında bu iki sektör arasındaki hem benzerlikleri hem de farklılıkları görme fırsatım oldu. Bu farklılıkları ve benzerlikleri benim müsaadenizle farklı bir perspektiften anlatmak isterim. Konuyu biraz daha genişletmemiz uygun olursa. Tabii ki. O zaman demiryolu endüstrisini sizin bakış açınızda ve görüşlerinizle izleyicilerimize aktarmak ister misiniz? Temelde yük bir yerden bir yere taşınırken bizim baktığımız temel vizyon, hedef aslında müşteri beklentileri, müşteriler. Her iki taşımacılık modeli de müşteri beklentileriyle şekillenmiş durumda. Karayolu yük taşımacılığı oldukça Türkiye'de ve Amerika'da, Avrupa'da 100 yıllık üreticilerin ve operasyonu yapan lojistik şirketlerinin elinde gelişmiş durumda ve bunun en önemli örneklerinde Hanover'de mesela örnek vereyim, düzenlenen her iki yılda bir IAA dediğimiz bir fuarda gelişmeler sergilenmektedir. Türkiye trailer üretiminin üssü olmuş durumdadır Avrupa'dan sonra. Çok sayıda yabancı yatırımcı, joint venture veya Türk şirketi bu alanda sadece Avrupa'ya araç değil, ülkemizdeki araç filosunun da üretimini, hatta Orta Doğu ve Afrika gibi birçok kıtaya ihracat yapan bir konuma geldi. Bunu yaparken trailer veya kamyon gibi yük taşımacılığındaki üretimleri yapan firmaların en büyük esinlendiği alan aslında otomotiv sektörü. Orada ağır ticari taşıtı da her ne kadar motorsuz veya motorlu olarak da gruplandırsak, bu üretimler otomotiv disiplininden çok etkilenmiş durumda. Mesela Berlin'de bir fuar var. İnnotrans, hepimiz biliyoruz bizim demiryolu sektörü. Ben 2016 Eylül'de, daha birkaç ay olmuştu bu sektöre girene, demiryolu sektörüne, o fuarı ziyaret etme fırsatı buldum.
Çok iştahlıyım. Çok fazla bilmiyorum. Öğrenme merakım var. Japon, Çin, Avrupalı, Amerikalı bütün global oyuncular orada. Hepsi muazzam sunumlar yapıyorlar ama yani şöyle yolcu vagonu grubundaki iştaha bakıyorum. İnovatif işte simülatörler kurmuşlar. Çok güzel böyle yenilikler anlatılıyor. Otomatik kuplörler var, dijitalizasyon sistemleri. Bir taraftan yük vagonuna bakıyorum. Elektrik yok. Hava pneumatik çok basit, elle bağlanıyor hala. Çok konvansiyonel. Yani böyle iki segment arasında bir fark gördüm. Yani belki de doğasıdır. Belki tam anlayamadım dedim. Atladım trene, alışkın olduğum sektöre, Hannover'e gidiyorum. Onlar hep aynı hafta olurlar bu arada. Niye öyle denk getirilir bilmiyorum ama. İAAS fuarında da aynı şekilde yolcu grubunda otobüs var. Müthiş sunumlar yine böyle. Güvenlik önlemleri tabii canlı insan taşıyorlar. Hani öbür tarafta 300, 400, 500 kilometre saatte hızlara giden manyetik raylarda, otobüste de tam karada da gitse benzer gelişmeler var. Trailer'e bakıyorum. Trailerciler de boş durmamış daha. İşte şase tipleri değişmiş, üst yapı değişmiş, mevzuatı değiştirmişler. Farklı sinyalizasyon sistemlerine geçmişler. Sonra uçağa bindim, İstanbul'a geliyorum. Bu benim çok güzel bir şeydir yani, anekdottur aslında. Dedim ki yük vagonu çok şey kalmış, öksüz kalmış. Yani böyle diğerlerinin yanında o teknolojiyi, otomotivden aldığı o know-how'ı daha özümseyememiş. Ama ben zannediyorum ki bunu sadece Türkiye'de böyle. Sonra tabii o zamana kadar bilmiyoruz. Avrupa'nın önde gelen vagon üreticilerini, hepsinin fabrikasını gezdim. Rusya'da bulundum birkaç projede. Güney Afrika dahil işte büyük hem yolcu hem yük segmentindeki fabrikaları gezdim. Aslında genelde bir adım yani geriden geldiğini söyleyebilirim. Yük vagonu stik sektörüne vagon üreten üreticilerin konumunu. Bu ama hani bir eksiklik mi? Hayır. Bu bir gerçeklik. Bu eksiklik olarak tanımlamak çok haksızlık olur. Belki de birçok üretici sanayici inovasyonu otomotivdeki gibi gelişimi yük vagonu alanındaki tasarım, dizayn, üretim ve sonrasındaki süreçlere yansıtabilir mi? Bence çok rahatlıkla olabilirdi. Ama burada cümlenin ilk başında anlatmaya çalıştığım müşteri beklentileri, yani müşterinin kalite ve maliyet olarak ödemeyi göze aldığı limitin üstüne çıktığınız zaman pazarda illaki bir rekabetçiliğinizle sorgulanmaya başlıyorsunuz. O arada bir denge kurduğunu gördüm. Bu da aslında benim anlatmak istediğimi çok böyle mizahi bir tabloyla anlatan bir sunumdan aldım. 2018 yılında Avrupa'nın önde gelen bir otoritesinin yeni nesil yük vagonu projesinde görev almıştım. Orada bir tedarikçi olarak oldukça güzel bir projeydi. Dikkat ederseniz yük vagonunun 60-2018 ki bence 2024'te de farklı değil günümüzde. 2030'da bir soru işareti var. Biz nerelere gidiyoruz diye bir mizahi yaklaşımla. Ama karayolu taşıtlarında işte kamyondan trailer römorklara, oradan artık daha böyle ileride nerelere gideceğini en azından vizyonda veya inovatif olarak koyan bir yaklaşımı var. Ben dikkat çekmek istediğim konu otomotivle yük vagonu arasındaki bu makas farklılığıydı. Çok güzel bir anlatım oldu bu görselle. Teşekkür ederim. Üretim şöyle, Avrupa'daki leasing şirketleri ki oradaki en büyük vagon envanteri filosu bildiğiniz gibi şirketlerin yatırım yapıp bunları nihai kullanıcılara kiralaması modeliyle sadece vagonu değil lokomotifi ve diğer hizmetleri de sağlıyorlar. Yaklaşık 2-3 tane büyük leasing şirketinin toplam 100 binin üzerindeki vagonunun yaş ortalaması bugün 35. Oldukça yaşlı bir filoyu konuşuyoruz. Mesela karayolu taşıtlarında trailerlerde bu süre zarfında en az 3 kere filo yenileniyor. Ki o bile en üst boyuttaki beklenti. Yani hem sanayici açısından bu revolution dediğimiz kendini yenileyen bir üretim söz konusu şeyde, trailerde. Ama yük vagonunda çok
sağlam, çok uzun ömürlü ve ucuz bir vagon beklentisi var. Çok fazla inovatif katkılar beklenmiyor. Çok fazla malzemede, işte performansta, şeylerde tartışılmıyor. Bu günümüzde de böyle olduğunu söyleyebilirim. Mesela ham madde açısından yaklaşayım. Standart konvansiyonel çelikten üretilen yük vagonlarının hala daha ince taneli yapı çelikleri veya aşınmaya dayanıklı yapı çeliklerinin üretim süreçlerinde yer almadığını görüyoruz. Alüminyum gibi, kompozit malzeme gibi hafif ve dış etkenlere daha dayanıklı malzemelerin yer almadığını görüyoruz. Aslında alabilir mi? Alabilir. Ama bunların hem tasarımdan kaynaklı dayanım sürelerini hesaplandığında, mühendislik hesaplarında, hem de müşteri tarafından ödenen bedellerini bir tarafa atıldığında ne yazık ki yer almıyor. Bu açıdan da bir satır belki şeye aktarma yapmam lazım. Arge merkezlerine müsaadenizle. Çünkü otomotiv yapan sadece şey değil, müşteri değil. Bu alanda dünya üreticileri, yani OEM dediğimiz ana sanayiler, global oyuncular, isim vermeyelim ama hepimiz biliyoruz. Türkiye'de hepsi 1970'lerde fabrikalar kurdu. Bunlar bizi bir üst haline getirdi. Türkiye'de Bursa, Kocaeli bölgesi, Marmara, hatta Orta Anadolu, Adana, birçok şehrimizde lojistik sektörüne hizmet eden, karayol taşıtları üreten, sadece taşıtını değil motoruna kadar kendi yapma kabiliyeti, tedarik zinciri kuran yatırımlar yapıldı. Buna lead edildi, teşvikler verildi. Şimdi aynı süreci bence, ben buna transition period diyorum, lojistik sektörüne hizmet eden yük vagonunun da yaşıyor olması lazım. Bir otomotivin bir abilik yapması lazım aslında yük vagon üreticisine. Teknoloji transferiyle, yetişmiş kalifiye, iş gücü ve mühendislik kadrosuyla, işte 5S gibi, yalın üretim gibi, otomotivin geliştirdiği çok özel üretim sistemleri, anlayışları, kültürü bu alana da yansıtıyor olması gerekiyor. Bu çünkü ülkemizin bir gerçekliği var. TCDD'nin iştirakleri Cumhuriyet döneminden bu yana üretici rolünü üstlendi bu ülkede. 3 tane iştirakimiz, çok büyük tesisler, muazzam. Ve 2000'li yılların başına kadar özel sektörün bu alanda küçük parça yan sanayi statüsünden başka bir rol oynamadığını görüyoruz. Şimdi yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var özel sektörün Türkiye'de vagon üretim sanayinde, ki ben hani özel sektör açısından çok önemsiyorum bu süreci. Bir tarafta Avrupa'da 100 yıllık üreticiler var. Şimdi biz diğerinin 100 yılda edindiği birikimi burada kendimiz özel sektör anlamında, lütfen yanlış anlaşılmasın burada. Tabii ki devletin envanterinde çok ciddi bir know-how var ama bu liberalizasyonla birlikte o 20 yıllık dönemde diğerinin 100 yıllık birikimine karşı rekabet etmek durumunda kalırız. Burada eşit olmayan bir meydanda bir süreç söz konusu. Bu açığı kapatabilir miyiz? Kapatırız. Yani Türkiye bunu defalarca yaptı. Geçmişte olduğu gibi o çalışkan yapısıyla, o kıvrak, esnek çalışma yöntemlerimizle biz bunu yapabiliriz. Ama işte hani bir abilik gerekiyor. Ben burada Arge merkezlerinin, mesela bir rakam buldum bugün sizin için. Arge merkezlerinin önemini çok önemsiyorum. Daha doğrusu Arge merkezlerinin kurulumunu çok önemsiyoruz. Geçen sene 53 tane Arge merkezi belgesi verilmiş tasarım ofisiyle birlikte. Toplam 1260'a ulaşmış bu tüm sektörler. Ama raylı sistemlerdeki payı, toplam yolcu, yük, işte yan sanayi, küçük parça bir elin parmağına henüz bulmamış. Üniversitelerle işbirliğine bakıyoruz. Üretim yapan, vagon üretimi yapan şirketlerimizin hala arzu edilen seviyede değil. İşte uluslararası kuruluşlarla işbirliğine bakıyoruz. Hala aynı seviyede değil. Bir de sivil toplum kuruluşları, özellikle sanayi ve ticaret odalarının bu alanda tıpkı hani otomotive zamanında 80'li yıllardan beri verdiği o desteği, demiryolu araçları üreten özel sektör oyuncularına ne kadar el uzattığına bakıyoruz.
hala o beklenen düzeyde değil. Şimdi bu faktörleri yan yana koyduğumuzda hani az önceki resim aslında Türkiye'de bir durum tespiti. Bunun arkasında yatan birçok neden var. Ben bu açıdan önümüzde bakir, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelişmeye çok açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve unutmadan söyleyeyim, bu alanda Türkiye'de özel sektörde yatırım yapan çok güzel, çok cengaver firmalarımız da var. Yaptığı doğru isabetli yatırımlarla bu söylediklerim boşlukları yakalayıp dünya oyuncusu olmaya başladılar. Onları da tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum bu arada. Harika bir durum tespiti yaptınız Kazım Bey. Çok güzel böyle bizi aldınız geçmişten. Geleceğe doğru taşıdınız şu an mevcut durum ve özeti yaparken karayolu perspektifi, Avrupa'daki fuarlar artı Türkiye'de yapılan şu an yatırım hamleleriyle çok güzel bir açılış yaptınız. Ben peki size diğer konulardan da biraz sormak isterim. Şu anda peki mevcut durumu analiz ettik. Gelecekte demiryolu endüstrisine şu anda biliyorsunuz COP yapılıyor, zirveler yapılıyor iklim değişikliğiyle ilgili. Avrupa'nın 2050 ile ilgili çeşitli hedefleri var. Dünyanın genelde demiryolla ilgili shift to rail dediğimiz karayolundan, limanlardan, organize sanayi bölgelerinden demiryolu taşımacılığına kaydırma ile ilgili büyük hedefleri var. Daha sürdürülebilir ve çevreci olmak için taşıma türlerini. Bunlar açısından da bakacak olursak hem de bu teknolojik yenilikler, trailerlerde olsun, diğer şirketlerde, diğer firmalar bünyesinde yapılan inovasyonlar olsun, hem de şu an baş döndürücü hızda dijital dönüşümle ilgili çalışmalar yürüyor. Bu açıdan baktığınızda demiryolu endüstrisini ileride hangi trendler şekillendirecek sizin açınızdan? Tamam. Türker Bey, burada sorunuzda şimdi iki tane ana başlık var. Bir çevresel etkiler, bir de gelecek trendler. Böyle çevreden başlayalım. Zaten demiryolunun kendisi, doğası çevreci. Çünkü 50 tane ya da 40 tane boyuna göre değişiyor. Yük vagonu bir katarla giderken sadece öndeki bir tane lokomotifin enerjisiyle gidiyor. Dolayısıyla burada oldukça taşınan yükün tonajı, metreküpü, işte neyse vasfı, litresi karşılaştırıldığında mesafeyle çok çevreci bir taşımacılık modeli. Zaten intermodal taşımacılığında en önemli sac ayaklarından biri deniz, kara ve demiryolu ağında. Burada çevreci yaklaşımı ülkemiz açısından da dünya açısından da konuşurken demiryolu altyapı yatırımlarının özellikle lojistik bölgelerine erişimi, işte accessibility diyelim burada, organize sanayi bölgelerine, limanlara ve karayolunun ulaşmadığı yerlere yapılan yatırımlar aslında en büyük talebi destekleyecek. Bu hem o bölgelere olan mal ve hizmet piyasasında bir teşvik demek, hem de ticari araç alanındaki yönelimin demiryoluna kayması demek. Burada kamuyla ilgili yatırımların çok önemli bir payı olduğunu biliyoruz. Burada bizim Türkiye'deki durum herhalde bir başka oturumda apayrı lojistik merkezlerimizin, demiryolu yatırımlarımızın yeri diye paylaşabilir. Bir taraftan ama bu vagonların üretiminde kullanılan ham maddelerin de çevresel etkileri söz konusu. Şimdi bizim yük vagonu sattığımız diyelim, talep eden büyük oyuncuların artık sahipleri, patronların hepsi investor. Büyük dünya global şirketleri. Yani bir sigorta şirketi bir leasing şirketine ortak oluyor, böyle bir yatırım yapıyor. Ve gerçekten son 10 yıl, ben hani bu sektörün içinde olduğum için söylüyorum, o evrimi çok rahatlıkla yaşadık. Eskiden büyük şirketlerin audit planlarında, sözleşmelerinde veya şartnamelerinde sustainable production kavramları yokken, bugün bunlar tıpkı finansal yükümlülükler gibi, tıpkı teknik yeterlilikler gibi, tıpkı sertifikasyon zorunlulukları gibi önümüze madde olarak gelmeye başladı. Yani Avrupa temelinde şu anda üreticilerin çevreci yaklaşımları, çevresel etkileri sorgulanıyor. Bir
skala belirliyorlar, skor veriyorlar bize. E tabii şimdi bu vagon üreticisinin kendi işletmesinin, tesisinin tabii ki enerji, atık, geri dönüşüm anlayışları değerlendiriliyor oralardaki denetimlerde ama nihayetinde her şeyi kendimiz üretmiyoruz. Yani bir vagon şirketi, üreticisi dışarıya da bağımlı. Burada tedarik zincirinin önemi çok 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 önemli. Ben az önce de belki vurgulayabilirdim. Vagon sektörü kendine tıpkı otomotivde olduğu gibi bir supply development anlayışıyla hareket etmek zorunda. Sürdürülebilir, düzenli kalitede o işte TSI ise TSI, UIC ise UIC o standartları, kalite standartlarını sağlayan düzenli mal ve hizmet ikmal edebilecek bir anlayış kurması lazım. E şimdi bakıyorsunuz mesela çelik dedik az önce, alüminyum dedik. Bunların hepsi kompozit malzeme dedik. Hepsinin bileşenlerinde ya karbon var ya işte petrol çayları var ya da işte alüminyumda çok ciddi gazlar çıkıyor. Ve hepsi doğal gaz gibi, kömür gibi, elektrik enerjisi gibi yüksek sıcaklıklarda proseslere sokuluyor. Şimdi burada tedarikçi, üretici, ham madde üreticisi bir kere green olmalı. Yani bu anlayışla olmalı. Bunu görüyoruz. Green label sajlar var artık çelik üreticileri. O hatta o ürünü kullanan vagon üreticisine de şey veriyor. Bonus veriyor. Hani fiyat performans skalaları yapıldığında green malzeme kullanırsanız sizin de avantajlı oluyor. Avantaj sağlıyorlar. Şimdi bu yaklaşımlarla adaptasyon ülkemizde ham madde üreticilerinin hep gündeminde olmalı. Çünkü sektörümüzü şeye götürecek artık. Mutlaka çevre atık sistemlerini düşünecek. Bir örnek daha verebilirim. Hani üretim çok iyi bildiğim için bunları söylüyorum. Mesela yaş boya kullanırız vagonların üretiminde. Boyalarda çok basit iki tane bileşenle indirgeyelim. Bir katı madde oranı vardır. Bir de uçucu solvent veya işte solüsyonları vardır, karışımları. Atmosfere salınım yapan, organik olmayan bileşenli, buna VOC regülasyonunda sık sık geçer, açısından bakıldığında şu anda Avrupa su bazlı mesela boyaları zorunlu haline getirdi. İşte isim verebilirim en azından Dolce & Gabbana mesela %100 şeyidir. Hani birçok Avrupa'daki üretici su bazlı kullanmak zorundadır. Peki bunlar yine aynı performans sağlıyor mu? Çünkü boya biliyorsunuz belli bir kalınlıkta olması gerekiyor. Şey UIC ve şey diğer standartlarda yer alan bilgiler gereği. O kalınlık erişilemezse vagon daha hızlı korozyona uğruyor. Tabii ki yük taşımasında konteyner sürekli üzerine binip geldikçe boya otomatik olarak atacak ama bunlarla ilgili su bazlı solventler ve boyalar da aynı işlevi, aynı fonksiyon, aynı performansı gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Aslında havaya uçan solvent veya su buharı o kullandığınız yaş boyanın uygulana aşamasına kadar olan size destek sağlıyor. Esas da katı madde oranı aynı. Yani bu polimerleri işte diğer kimyasal bileşenlerinin uygulama aşamasındaki performansı ile ilgileniyor. Belli bir sıcaklıkta buharlaştıktan sonra şeyler aynı performansı. İşte 500 saat ise tuz testi dayanımları veya 5 yıl 10 yıl değişen ömürleri var. Kalınlığı da sağlıyor. O konuda sıkıntı yok. Ama burada şey var. Türkiye'de bizi bir işletmenin yani üretim yapan bir tesisin VOC kapsamında değerlendirilmediğini söyleyebilirim. Ya da kullandığı çeliğin üreticisinin karbon ayak izinin takip edilmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Veya atık suyunun işte dönüştürülebilir atık suyunun tekrar işletmede kullanıma sokulduğuyla ilgili bir denetim yok. Bizi kim zorluyor? Müşteri. Yani tersten baskı alıyoruz. Ama bunu da doğru karşılıyorum. İşte demin 20 yıllık geçmiş dedim ya. Burada da ülkemizin doğası veya bu sektörün gelişiminde bizim ben buna çok doğal olarak öğrenme diyorum. Müşterilerin şartnamelerinden, beklentilerinden öğrenip kendimizi yapılandırıyor olmamız lazım. Bunlar da bizim bir gerçekliğimiz Türkiye Bey. Dolayısıyla sürdürülebilirlik açısından karbon ayak izi takip sistemleri, ham madde üretim tesisi, evet bunların hepsini konuşabiliriz. Demin sunumu yaptığım firmanın
de liderliğini yaptı. Beşel kavramı vardı. Belki hatırlarsınız sizler de. Fivefel, kısaca şöyle yapabilirim. Bunlar low noise, yani düşük gürültüde vagonlar. Lightweight, tabii ki çok önemli. Taşınan yükün ağırlığının artması, taranın düşmesi. Long distance, logistics capable ve life cycle cost oriented. Bu beş kavram çok tartışıldı. Hala da gündemde. Artık 5L konsepti vagon tasarımları, işte silent railway dediğimiz Avrupa'nın belli yerlerinde sessiz raylar, bunlar desibel değerleri düşürüldü vagonların. Bu testlere kadar gidiyor, TSI süreçlerini çok etkiliyor. Hani bizim yeni yeni önlemler almamız gerektiren konular. Şimdi ülkemizde ki trende baktığımda bunu sağlayan üreticilerimiz var. Ama Avrupa'nın ve dünyanın çevreci yaklaşımları araç üretiminde artık daha green bakış açısını tasarımdan itibaren getirmemize yol açacak. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel bir bakış açısı sundunuz izleyicilerimize ve bizlere. Ben de benzer şekilde otomotiv üreticilerini gezdiğimde aslında yine otomotiv sektörü yine bu anlamda da daha ileri olduğunu düşünüyorum tekrar demiryolu sektöründen. Daha geçen yıllarda bile bu karbon salınımı ile ilgili sınırda karbon düzenlemesi vesaire bir sürü mevzuat çıkıyor şu anda biliyorsunuz. Bunlar daha çıkmadan büyük araç üreticileri Almanya'da özellikle Türkiye'de ürettirdiği parçalar için, kablolar için bile yeşil üretim zorunluluğu getirdi. Kendisi gelip yeşil label, yani green label, yeşil etiket verdi. Bunlarla ilgili fabrikalar mesela ürettiği o kabloyu üretmek ya da o parçayı, komponenti üretmek için harcadığı enerjinin yeşil olması için güneş panelleriyle donattı bütün çatıyı, üretim tesisini. Onun yani harcadığı elektriği bile hani atık yönetimi dışında onu güneşten sağlıyor. Bunu ispatlaması gerekiyor. En az %50'si bu enerjinin işte doğadan elde edilmiş olması isteniyor. Yine ilginç bir hikaye daha var bugün. Bu olaylar o kadar ilginç hale aldı ki bu karbon salınımı sera gazı ile ilgili düzenlemeler çok hızlı bir şekilde dünyada parlamentolardan ve komisyonlardan geçiyor. Geçenlerde bir haber okudum. Amerika'da şu an 58 yaşında bir adam Meksika'da HFC dediğimiz bir gaz şeyleri var, gaz tipi var. Özellikle sera gazı içeriyor ama buzdolaplarında ve klimalarda soğutucu gaz olarak kullanılıyor. Bu adam Meksika'dan satın alıp bu gaz tanklarını gizlice Amerika'ya sokup satıyormuş. Dünyanın ilk sera gazı kaçakçısı olarak yargılanıyor şu anda. Hatta Mart'ın sonuna doğru bir mahkemesi olacak. Eğer ceza alırsa 25 ila 30 yıllık bir ceza alacakmış. Dünyanın kirlenmesine ve ısınmasına daha fazla katkı verdiği için. Dünya bu konuda da baş döndürücü bir hızla bu regülasyonlarla yol alıyor. Recep Bey, sizin bir sorunuz var mı acaba? Kazım Bey. Burada bir araya girmek istiyordum ben de sevgili Türker. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sorudan daha çok temenni olacak biraz da toparlama kısmında. Şimdi Kazım Bey, maalesef ben de saç üretim tarafından geliyorum. Bir orada 30 yıllık bir sektör deneyimi var. Biz hala saçın seri üretimin içerisinde kullanamadığımızı ben görüyorum. Saç fabrikadan çıkarken seri üretim, yani bir serileştiriliyor ama son kullanmada takip sadece kağıt üzerinden yapılıyor. Anlatabildim mi buradaki ince detayı? 3-1 sertifikaların izlenebilirliğini mi kastediyorsunuz? Evet. Maalesef hal böyle olunca işte o izlenebilirlik süresi bir yerde kopuyor. Çok ciddi bir sıkıntı var burada. Güneş panelleriyle ilgili de şunu söyleyebilirim. Şimdi yenilebilir enerjiden bahsediyoruz. Çok ciddi bir süreç var burada. Evet, binalarımızın çatılarını bu panellerle donatıyoruz. Ama aldığımız, ürettiğimiz elektriği şebekeye veriyoruz. Bizim işletmemize şu an şöyle bir fatura kesilmiyor. İşte yenilebilir enerjiden bu kadar fatura edildi kesilmiyor. Biliyorsunuz KVA'ya göre enerjiyi üretiyorsunuz. Fazlasını şebekeye ilave ediyorsunuz. Sonrasında siz XYZ birim üretiyorsunuz. Evet. Size fatura ediyorlar. Arada üretim farkı ekliyorlar. İnce detayları sonrasında konuşuruz. Ya da sorduğunuz soru olursa ben cevaplarım. Bu süreç içerisinde
Benim en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi şu. Benim fabrikam bu elektrik, üretilen elektrik karıştığı için benim fabrikamın burada bunu ne kadar kullandığını aslında sadece kağıt üzerinde mış gibi yapıyoruz kısmı var. Avrupa bunu böyle yapmıyor. Avrupa bu konuda çok daha ciddi yaptırımlar söz konusu. Bu konuda aslında ben görüşlerinizi almak istiyorum. Birinci sorunuz benim aslında çok karşılaştığım bir açık konu. Ama işletmelerimiz, benim de danışmanlık yaptığım üreticiler, özellikle çelik kullanan, ham madde kullanan üreticilerin belli bir takip sistemiyle çözebildiği konular. Eğer o iç disiplin, yani izlenebilirliğin, ham maddenin işletmeye girişinden sacın, nihai mavinin çıkışına kadar olan her istasyondaki o kayıtları bizim belirlediğimiz, hatta bu ISO 9001 demir yolunda da iris standartlarında yani traceability disiplinini yerine getiren bir işletme çok rahatlıkla bunu yapabiliyor. Bu çözülebilen bir konu ama haklısınız, karışmaya da çok açık, hatta suistimale de çok açık bir konu. Zaten her bir audit inanın şeyle başlar. Hani bu Elif B'si gibidir. İlk izlenebilirlikle başlar. Ham madde izlenebilir. Çünkü nihayetinde yaptığımız ürünlerin taşıyıcı aksamları, dayanımı sağlayan her şey çelikten oluşuyor. Diğer kısımda çok uzmanı değilim. Hani şey kısmın işletmedeki elektrik süreçlerinde özellikle panellerin getirdiği elektriğin işletmedeki kullanım oranlarıyla dışarı işte devlete satılan kısımlarında. Ama burada bir dönem oluşturulan teşviklerin de çok suistimal edildiğini ve sadece hani bir şeye bodoslama atladığını Türk yatırımcısının, sanayicisinin çok iyi biliriz. Hep lazer yatırımları da böyle de böyle popüler olur. Şimdi trendin azalmaya başladığını biliyorum, takip ediyorum. Kendi şirketlerimiz de var. Çok büyük yatırım teşvikleri alıp bunu kullandılar ama keşke diyorum hani orada teşvikten alınan paranın doğrudan şeye gittiğini görebilsek işletmelerde. O alanda kullanıldığını görsek. Biraz bu da farklı yerlere evrildi Türkiye'de. Kullanım açısından inanın bir bilgim yok. Şey söyleyemeyeceğim ama. Çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda da son sorum. Türker gündemimiz değil ama benim çok merak ettiğim ve sürekli sorduğum sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz vagonlarımızın boyutlarıyla ilgili biz dışarıda gördüğümüzde vagonların arasında çok boşluklar görüyoruz. Konteynerden sonraki ara boşlukları çok görüyoruz. Bu süreçte çok büyük bir alanın hibe edildiğini ben düşünüyorum. Bu konuda da yorumlarınızı almak isterim. Anlatabildim mi tekrardan? Söylediğiniz eğer şey mi? Bu konteyner taşıma vagonları için mi bunu? Evet, 90'lık olduğunu düşünün. Ben orada şeyi biliyorum. Ben başıma da geldi bu konu. Biz bir eski tip bir vagonu bir şartnameye uygun ürettik, tasarladık. Ancak boydan dolayı bu vagonun kullanımı bazı ülkelerde seyrin ne yazık ki müsaade edilmedi. Özellikle Avrupa'ya çıktığı zaman bir filo, işte Sırbistan'ın ayrı bir limiti var. Romanya'nın ayrı bir tüneller gereği. Fleet'teki, filodaki metrajı sınırlandırıyor. Ve temel nedenimiz konteynerin basma noktaları, iki uçtaki basma noktalarından daha fazla şey ayırdığımız, alan ayırmamızdı. Bu da operatörün yürümesi için hani kurgulandı ama artık dünya öyle değil. Dediğiniz gibi beşer onar santim 35 vagonda çok büyük rakamlar ya, bir vagona denk düşüyor. Bu da toplam filoda bir vagonun kaybı demek, bir iki konteyner kaybı ya da 90'lık diyorsanız işte belki metrajına göre 4 tane 20'lik olabilir. Kaybediyorsunuz. Bunların bedelleri yüksek. Tasarımda dikkat edilmesi gereken unsurlar ama ben artık bunu da aştığımızı düşünüyorum. Çünkü müşteriler şartnamelerinde bir buffer to buffer toplam boy veriyorlar. Ve taşınacak yükün maksimum weight'ini veriyorlar. Oradaki dengeyi tasarımlarda bizim yerli sanayicimiz de yapabiliyor. Bu çözüldü diyebilirim. Ne yazık ki eski kalan biraz böyle demin dedim ya 30 yaş vagonlar. O sorun oralarda devam edecek gibi bir süre daha. Onlar hurdaya çıkana kadar idare edeceğiz.
Çok teşekkür ediyorum. Türker Bey sendeyiz. Ben de çok teşekkür ediyorum Kazım Bey. Bizim davetimizi kırmadınız. Konuk oldunuz. Çok güzel detaylı bilgiler aktardınız herkese. Tekrar bizi aldınız geçmişten. Dediğim gibi geleceğe ve Avrupa'daki yapılanlarla çok güzel bir özet yaptınız ve çözüm önerileri sundunuz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Belki bir notum var unuttuğum. Bunu zaman yeterse ekleyebilirsiniz Recep Bey. Gelecekte demiryolu endüstrisinde modüler üst yapı konusuna da bir girmek istiyordum. Özellikle şimdi yük vagonlarında ürüne özgü tasarımlar evet var. Hopper tipi var, tank tipi var, işte platform, flat tipler var, konteyner vagonları var. Bir de bazı yaklaşımlar var. Modüler üst yapı geliştirip hani yük vagonunu iki bölümden, ana bölümden oluştuğunu düşünürsek taşıyıcı şase ve üstteki işte malzemenin konduğu bölüm. Şase kısmı standart, hatta bunu uzayabilen formatlarda yapan yaklaşımlar da var. Ben prototiplerini inceledim. Çok güzel projeler. Seri de olmadı ama hani gelecekte neleri tartıştığımızı anlatmak için bir örnek veriyorum. Üst yapıyı da değişebilir. Hani bugün inşaat sektöründe kullandığı üst yapıyı, evet onu çıkarıyor. Aynı vagonu başka bir kimyasal taşımada veya işte konteyner taşımacılığında kullanabiliyor. Bu o kadar önemli bir konu ki biz Rusya-Ukrayna krizine kadar veya pandemiye geçelim. Pandemiye kadar müthiş intermodalde patlamalar görüyorduk. İşte ne konteyner yetiştirebiliyordu ne konteyner vagonu yetiştirebiliyordu. Pandemi geldi, düzen bozuldu, sistem bozuldu. Birden vagonlar elde kaldı, operasyona sokulamadı trafikte. Bu sefer işte kömür mesela doğalgaz krizi çıktı Rusya ile Ukrayna arasında, Avrupa arasında diyelim. Kömür vagonlarına müthiş bir talep çıktı. Bu sefer üst yapısı kömür taşıyacak vagonların talep patlamasına yanıt veremedi üreticiler. Arada bir grup var. Ben yakinen çalıştığım için söyleyebilirim onlarla. Ve çok da işte Ar-Ge dedim ya biraz az önce anlattığım konuda. Onlar böyle mevsimsel ya da konjektürel geçişlerde daha yatırım maliyetlerini düşürecek, her taşıma modeline uygun optimum çözümler üretebilecek tartışmalar yapıyorlar. Ülkemizde de bunun yerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Hani Ar-Ge merkezlerimizin benzer bir bakış açısıyla demiryolu yük taşımacılığına da bir pencere açması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ilave etmek istedim. Çok teşekkürler, çok sağ olun Kazım Bey. Rica ederim, şimdi çok teşekkürler. Evet, kapanış için sözü ben Recep Bey'e bırakıyorum o zaman. Kazım Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bilgilerdi. Hele o girizgahınız beni aldı götürdü. İnanılmaz güzel şeylerden bahsettiniz. Ar-Ge içinde ben böyle çok küçük bir buke anlatmak istiyorum. Maalesef Ar-Ge'de çok büyük problemlerimiz var. Dönemsel olarak birçok ekranda söylüyorum ben bunu. Ar-Ge'ler yapılırken üretim sahasında üreticiler tarafından Ar-Ge'ler yapılırken ben de bir üretim kökenli bir depocuyum. 30 yıllık hep aynı üstüne basarak söylüyorum. Ürünü üretiyorlar. Sonra bize getiriyorlar. Al bunu sevk et diyorlar. Diyorum ki biz niye yoktuk bu işin içerisinde? Şimdi örnek veriyorum. Genişlik belli. Yükseklikte boşluğunuz var. Bir kazan üretiyorsunuz. Bu bir metreküple üretiliyor. Genişlikten 5 santim kaba tabirle çalsanız, yükseklikten 10 santim verseniz üretimde bir şey değişmeyecek. Ama üretiyoruz, sonra diyoruz ki al bunu gönder. Konteynere sığmıyor. Nasıl gönderir? Sen gönder. Yani bunun gönderme ihtimali yok. Ar-Ge'nin tamamında böyleyiz aslında. Çok güzel bir şey değindiniz. Müşteri ne ister kısmını aslında bir biz ortaya koyup ne istediğimizi bilsek, ne göndereceğimizi, ne götüreceğimizi, neyle götüreceğimizi bilsek, herkes konunun uzmanı olsa, Kazım Bey olay çok farklı yerlere gidecek ama biz biraz deneme yanılma yoluyla bir yerlere gidiyoruz. O deneme yanılma yolu da bize onlarca yıllar kaybettiriyor aslında. Yani her deneme yanılmada öyle bir yıl falan değil, onlarca yıl kaybediyoruz. İnşallah sizin gibi üstadların sayısı artar. Bu noktada daha önceki yaptığımız yayınlarda da birçok üstadımızla görüşmeler yaptık. Benim en büyük sıkıntım, dile getirmeye çalıştığım ve LojiTV'yi kurmaya çalıştığım en önemli nokta şu. Sizlerden sektör mutlaka haberdar ama
olması gereken insanlar belki, o arayış içerisinde olan insanlar haberdar. Diğerleri haberdar değil. Belediyelerin, işletmelerin de sizlerden haberdar olması gerekiyor ki biz bir bütünü oluşturalım. Bizim en büyük sorunumuz ülke olarak ben her şeyi en iyi biliyorum sorunu ve bu bütünü oluşturamama diye düşünüyorum. Ben inşallah bu yayınlarla birlikte sizlerin sesi olarak sektörün anlamasını, algısını açmak için çıktığımız bu yolda inşallah doğrulara gidiyor olduğumuzu düşünüyorum diyeyim. Burada varsa ekleyeceğiniz alayım, sonrasında da programı kapatmak isterim Kazım Bey. Evet, ağzınıza sağlık, doğru söylediniz. Her üretimin her süreci birbirine hizmet etmek zorunda. Yani müşteri tedarikçi ilişkisi üretimin deposuna kadar vardır, sevkiyatına kadar. O bütünlüğün, zincirin bir halkası kırıldığında lojistik aksar. Bu kadar nettir yani. Çok teşekkür ediyorum. Türker Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Harikasınız. Sevgili dostlar, her programımız keşke daha uzun olabilse ama 40-45 dakika program oluyor. Kazım Bey'in yine son söylediği kelime çok özel bir kelimeydi. Tedarik zincirinde aslında en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz. Bizim Türkiye'nin üretmesi ve ürettiğini sevk etmesi gerekiyor. Ve artık gelecek geldi. Gelecek yakında falan değil, gelecek geldi. Bu geleceğin içerisinde bizim emanet aldığımız Türkiye'yi bizden sonraki nesillere iletebilmek adına, daha sağlam, üstüne daha güzel iletebilmek adına hepinize ihtiyacımız var. Bizleri dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Her zaman söylediğimiz gibi lojistikle kalın, sevgiyle kalın ve tabii ki LojiTV'de kalın. Görüşmek üzere.